Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte chili yapacağız. Chili bence kış günlerinde yiyebileceğiniz en güzel yemek. Meksika fasulyesiyle kıymanın böyle bol baharatlarla birlikte uzun uzun pişmiş sonucu oluşacak. Pilavla birlikte nefis olacak. Nefis bir tarif, yapması son derece kolay. Ancak biraz malzemesi bol. Ondan ilk önce hemen malzemelerle başlayalım. 300 gram kıyma, 1 tane soğan, 1 tane havuç, 1 sap kereviz, 1 tane kırmızı biber, 1 tane Meksika biberi, 1 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar doğranmış domates, 1 konserve Meksika fasulyesi kullanıyorum. 2 tane sarımsağım var, biraz defne yaprağı kullanacağım, biraz kırmızı biber kullanacağım, biraz tarçın, biraz kimyon kullanacağım ve de taze kişniş kullanıyorum. İsterseniz baharatları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada az önce söylemeyi unuttum, biraz da balzamik sirke kullanacağım. Bunu da istemiyorsanız çıkartabilirsiniz. Şimdi önümde bir tencere var. İçine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Altını açtım. İçine tereyağını da ilave ediyorum. Tereyağı eriyene kadar bekliyorum. Tereyağı eridi ve kızdı. Şimdi tencereye soğanı ilave ediyorum. Soğanları ufak ufak doğrayabilirsiniz ya da isterseniz doğrayıcıdan geçirebilirsiniz. Kereviz sapını ilave ettim. Havucu aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Biberi ilave ediyorum. Meksika biberini de ilave ediyorum. Ve de sebzeler biraz karamelize olana kadar yaklaşık 5 dakika boyunca kavuruyorum. Şimdi sarımsağı da ilave ediyorum. Yaklaşık 2 dakika daha kavuruyorum. Şimdi sebzelere kıymayı da ilave ediyorum. Ve de kıyma da pişene kadar kavuruyorum. Şimdi sıra baharatlara geldi. Acı çiliye çok yakışıyor zaten adından da anlayacağınız gibi. Şöyle kırmızı biber koyuyorum. Ben bunu böyle daha acı yapmak istediğim zamanlar biraz içine yok işte acı sos, jalapeno sos falan onlardan da ekliyorum. Kimyon ilave ettim. Çok azıcık da tarçın ilave ettim. Her şeyi güzelce bir karıştırıyorum. Tarçını çıkartabilirsiniz ama böyle derinden güzel bir lezzet veriyor. Yani yerken tarçınlı gelmiyor ama güzel bir aroma katıyor. Şimdi yine ben bunu çok beğeniyorum, çok yakıştırıyorum. Biraz balzamik sirke ilave ediyorum. Bu da lezzetini zenginleştiriyor. Zaten çili öyle bir şey ki böyle hani uzun uzun piştiği için gidin gelin tadın. Az gelirse biraz daha baharat ekleyin. Aklınıza farklı baharat gelirse onu da ilave edin. Şöyle her şeyi karıştırdık. Tuzunu ilave edeyim. Tekrar bir karıştırayım. Fasulyesini ilave ediyorum. Domatesi ilave ediyorum. Birazcık da şeker ilave ediyorum. Hem o tatlılık hoş oluyor çilide hem de domatesin asitliğini dengeliyor. Her şeyi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Yapmamız gereken son bir işlem kaldı. Onu da şimdi size göstereceğim. Şimdi taze kişniş çok yakışıyor bu yemeğe. Ben şöyle bir şey yapıyorum bunu yaparken. Saplarının da lezzetinden faydalanmak için çünkü kişnişin sapları da oldukça aromatik. Onları şöyle bir şey almıştım ben Amazon'dan. Böyle bir süzgeç gibi bir şey aslında. Tülbente sarıp da yapabilirsiniz. Hani onu kullanmışken iki tane de defne yaprağı ekleyeyim. Şöyle kapatıyorum ve bunu da tencerenin içine atacağım. Ki bu şekilde kişnişleri de yemeğe bulaşmadan sonra servis etmeden önce çıkartabileceğim. Şimdi bu arada burası da kaynadı zaten. Şunu şöyle sokuşturuyorum. Bunu eğer evde yoksa söylediğim gibi tülbentle de yapabilirsiniz. Altını kısıyorum, kapağını kapatıyorum. 1,5 saat pişiriyorum. Yaklaşık 1,5 hatta 2 saate yakın pişti. Yani bunu 3 hatta 4 saatte pişirebilirsiniz. Kısık ateşte pişirmeye özen gösterin. Arada bir suyunu kontrol edin. Ben ne kadar söylesem böyle çeyrek bardak bile değildi. Yani bir tık su ilavesi de yaptım. Daha sonra onu bir tabağa aldım. Piştiğini gördükten sonra bütün lezzetlerin içine geçtiğini gördükten sonra tadını tuzunu hep kontrol ettim. Benim için gayet yerindeydi. Üzerine de o yapraklarını ayırmıştık kişinin için. O yapraklarla beraber süsledim. Hemen de tadacağım şimdi. Bu sulu sulu oluyor. Çok güzel tadı, tuzu, baharatı benim için çok yerinde. Söylediğim gibi tarçın çok hafif bir şekilde hissedilmiyor ama böyle kattığı aroma gerçekten çok farklı.
Umarım sizler de evinizde çili yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da Dilyaz'ı etiketle paylaşmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.